yaşayan bir kadın oldu, güzel oldu. Kızları konağa ben soktum yani. Ben soktum. Burada olmak güzel tabii. Ne diyeyim? Çok yolunda gidiyor her şey. Dizimiz tuttu şimdilik. Bizden mutlusu yok. Ben mesela şu minareye falan çıkmayı düşünüyorum. Oradan anne yemeği hazırlayın geliyorum falan. Öyle şeyler yapmayı düşünüyorum. O zaman... Yani bana şey gibi geliyor burası. Sanki böyle hani dünyalıymış gibi, böyle bizi kandırıyormuş gibi, böyle yeni bir dünya gezegen de. Çok profesyonel, çok ciddi bir ekip içindeyiz. Yaptığımız işi biliyoruz. Yaptığımız işin sonucunu da aşağı yukarı biliyorduk. Bu üçüncü projem. Çok mutluyum ki böyle gruplarla çalıştım. Bütün ekip olarak acayip kaynaşmış durumdayız. Sanki yıllardır bu işi birlikte yapıyormuşuz gibi bir enerji var. Sanki komediye de yatkın gibisiniz. oyunculuğun dışında benim çok ilgilendiğim şeyler var. Biraz gezgin sayılırım. Ve Kapadokya'yı bir taraftan da bu yüzden seçtim. Daha önce gelmemiştim ama çok merak ediyordum. Geçen sene Kaş'ta böyle bir karlı fotoğrafını görmüştüm. Gerçekten çok gelesim gelmişti. Bayağı kalacağım yani. Yani sadece gelesim gelmişti. Bu yüzden de çok gezdim ben burayı. Yani bunun için bayağı da vaktim vardı. Pek de fazla gitmedim İstanbul'a. Her yerini gezdim hemen hemen. Ondan sonra her yeri birbirinden apayrı, birbirinden güzel. Yani yaşayan insanları da bölge bölge farklı olduğunu gözlemledim. Yani bana şey gibi geliyor burası. Sanki böyle hani dünyalıymış gibi, böyle bizi kandırıyormuş gibi. Böyle yeni bir dünya gezegen de sanki kandırıyor. Yani böyle uzay gibi bir yer burası. Yani dünyanın hiçbir yerine benzemiyor. Yani pardon, değiştiriyorum. Yani dünyayı gezmedim ama nadir bir yerlerden biri. Hani güzel kavramın burada azaldı. Çünkü hani Türkiye'nin herhangi bir yerine bence güzel denilebilir ama burası çok apayrı bir yer. Hani harikulade, enteresan falan gibi şeyler bir isim geliyor. Ayrıca bölgede ben bir etkinlik de organize etmeyi düşünüyorum. Burada bir caz festivali düzenlemeyi çabası içindeyiz. Bunun dışında ben diziye de gelirsem çok mutluyum. Hep birbirinden ayrı işler yapmaya çalışıyorum ve biraz da bu yüzden seçtim. Aslında çok güzel bir şans. Her şey güzel toplandı. Avşar filmle çalışmak çok iyi bir şey. Atıl İnanç ve Ulaş İnanç'la çalışmak harika. Yani başta bunlar belliydi. Sonrasında yavaş yavaş kas belli oldukça daha da mutlu oldum. Yani herkes birbirinden güzel. Çok mutluyum burada çalışmaktan. Birlikte çekileceğini duyduğumda çok daha fazla istedim gelmeyi. Çünkü çok seviyorum burayı. Daha önce gelmiştim. Çok yolunda gidiyor her şey. Dizimiz tuttu şimdilik. Bizden mutlusu yok. Yani genel bir hikayemiz var fakat biz de çok ucu ucuna alıyoruz senaryoyu. Hemen bölüme girmeden önce. O yüzden hani pek bir şey söyleyemeyeceğim ama tabii genel hikayeye bakarsak eğer, evet, iki kız kardeş aynı adama aşık. Onun bir seçimi olacak. Ama onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. 20, 30, 40'ları gördüğümüz zaman zaten işte bu sokaklara çekim yapacağız. Esnafa da selam vereceğiz. Kafede çay da içeceğiz. Değişik karakterler de olacak. Önce bu hikayenin anlatılması gerekiyor ki dışarıya çıkalım. Hayatımızı gösterebilelim. Çünkü insanlar bu hikayeyi seyredip televizyonlarının karşısına geçtikten sonra oradan kalkmayacağına emin olduktan sonra ben mesela şu minareye falan çıkmayı düşünüyorum. Oradan anne yemeği hazırlayın geliyorum falan. Öyle şeyler yapmayı düşünüyorum. O zaman olacak inşallah. Sanki komediye de yatkın gibisiniz. Ama inanılmaz mutluyum. Çünkü çok profesyonel, çok ciddi bir ekip içindeyiz. Yaptığımız işi biliyoruz. Yaptığımız işin sonucunu da aşağı yukarı biliyorduk. Yerini bulduğunu ve daha da bulacağına inanıyorum. Çünkü
gerek senaryosuyla, gerek rejisiyle, gerek çaycısından tutun tüm sanatçı dostlarımla birlikte burada inanılmaz bir aile oluştu. Oysa ki hepimiz galiba birbirimizi ilk kez görüyorduk. Bütün bunlara rağmen inanılmaz bir aile bağı dokusu oluştu. Ben uzun zaman Almanya'da yaşadım. Bir 4-5 yıl oluyor dönedi Türkiye'ye. Bu üçüncü projem. Çok mutluyum ki böyle gruplarla çalıştım. Setten çok memnunum, arkadaşlarımdan çok memnunum. Ve Allah'tan işte çok iyi gidiyor. Son reytingleri biliyorsunuz. Ben de bir şeyler söylemek isterim. Bir kere her şeyden evvel çok başarılı bir senaryo. Ve çok uyumlu, iyi bir, doğru bir kast. Neticesinde de biz alıyoruz zaten bunun cevabını. Artı bütün ekip olarak acayip kaynaşmış durumdayız. Sanki yıllardır bu işi birlikte yapıyormuşuz gibi bir enerji var. Bu da dolayısıyla ekrana yansıyor tabii. O yüzden işimizi çok severek yapıyoruz ve böyle gideceğini düşünüyorum. Böyle başladık, böyle başarıyla devam edecek diye düşünüyorum. Peki rakip olarak gördüğünüz bir dizi reyting olarak geçmeyi hedef koyduğunuz bir dizi var mı? Öyle bir şey yok. Başarılı olan her şey zaten kendi adına gidiyor. Herkesin başarısını da kutluyoruz. Herkesin işi doğru ve iyi, başarılı bir şekilde gitsin. Biz daha mutlu oluyoruz. Çünkü birlikte fayda var yani. Herkes başarılı olsun. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hep birlikte. Dostumuz söylediğine bir küçük ek sadece. Hı hı. Sadece kameranın önü değil, arkasıyla da çok iyi. Yani o kadar güzel bir bütünlük ki o çok önemli. Bu tür bir bütünlük mutlaka şeye yansıyor, ekrana yansıyor, mutlaka yansıyor. Onun için hepimiz çok mutluyuz. Bu anlamda içimizde hiçbir sorunumuz yok, çevreyle de hiçbir sorunumuz yok. Bir tek sorunumuz gürültü buradaki. Evet. Yani o çekimde sık sık ara verilmesi gerekiyor. Çok sıcak bir yaşam ortamı var ama en azından ben kendi adıma söylüyorum, daha gezme fırsatı bulamadım. Yarın böyle bir küçük tur düzenledik. Çevreyi gezeceğiz. İlk defa geliyorum ben. Onun için görmeyen arkadaşlarla birlikte böyle bir grup oluşturduk. Yarın çevreyi gezeceğiz, tanımaya çalışacağız. Çok sıcak bir ekibiz yani. Tabii. Ne diyeyim? Yaşayan bir kadın oldu. Güzel oldu. Kızları konağa ben soktum. Ben soktum. Ben rolümü de çok seviyorum. Sultan'ı. Enteresan bir kadın.